Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar dinler tarihi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 12. sınıflara tüm derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri tanımlamak için Beni İsrail, Hud, Hadu, Yehud kelimeleri kullanılır. Kur'an'da iki kez geçen İsrail terimiyle Hazreti Yakup kastedilir. Beni İsrail kavramı ise 41 yerde geçer ve Hazreti Yakup'un soyundan gelenleri ifade eder. İsrailoğullar ismi çoğunlukla Mekki surelerde ve İstanbul döneminde yaşanan olayların anlatıldığı ayetlerde geçer. Yahudi kelimesi ise medeni surelerde yer alır ve genellikle Hz. Muhammed döneminde yaşayan ve Kur'an'ın da muhatap olan Yahudiler için kullanılır. Bu bilgilere göre aşağıdakiler hangisi söylenebilir? Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de farklı kavramlarla nitelendirilmişlerdir. Kıyametten önce Yahudilerin tamamı yaşamlarını yitirecektir. Yahudilerin varoluşları Hz. Yakup'la başlamıştır. Hz. Muhammed dönemi Yahudileri kendi dinlerini yabancılaşmışlardır. Beni İsrail ve İsrail kavramlarıyla farklı kavimlerin insanlar kastedilmektedir. Yukarıda Yahudilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki farklı kavramların tanımları verilmiştir. Cevabımız Adana. İkinci sorumuzla devam edelim. Verilen bilgiler Yahudiliğin aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir? Tevrat Tevrat'ta göçebe bir İbrani e, şeklinde nitelendirilen ve Mezopotamya'da yaşadığı kabul eden Hz. İbrahim, Tanrı'nın vahir doğrultusunda Kenan topraklarına göç etmiş ve burada göçebe bir hayat sürmüştür. Tevrat'ta Tanrı'nın Hz. İbrahim'le bir ahit yaptığı, kendisini ve soyunu bereketli kıldığı, Kenan topraklarına mülk olarak soyuna verdiği ifade edilmektedir. Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup'tan meydana gelen üç büyük İbrani atasının ve Yakup'un 12 oğlunun hikayeleri, Hz. Yusuf'un Mısır sarayındaki yükselişi, Kenan'dan baş gösteren kuraklık üstünden Yakup'un ve diğer oğullarının onun himayesinde Mısır'a yerleşmeleri ve burada çoğalmaları Tevrat'ın tekvim bölümünde ayrıntılı bir şimdi anlatılmaktadır. Evet Yahudilere pek çok dönem var biliyorsunuz. Bu göç hareketleri ne zamandı? İkinci mabet dönemi, atalar dönemi, Mısır'dan çıkış ve milletleşme dönemi, hakimler dönemi, krallar dönemi. Buna atalar dönemi deniyordu cevabımız Bursa. Atalar döneminde bu olaylar gerçekleşmişti. Üçüncü sorumuz aşağıdakiler hangisi 10 emir içerisinde yer almaz? Babana ve anana hürmet edeceksin. Tanrı'nın ismini boş yere ağzına almayacaksın katletmeyeceksin. Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksın. Komşuna karşı yalan şahit yetmeyeceksin. Yer almaz dediğinden dolayı cevabımız denizdi. Niçin denizdi? Çünkü orada cumartesi günü yemiş sept. Cumartesi günü çalışmayacaksın diyordu. Burada pazar günü Hristiyanların dini günü. 4. Parçaya göre Yahudiler için aşağıdaki hangisi söylenemez? Yahudilikte Tanrı ile İsrail arasında ilahi vahiy aracılık eden peygamberlik müessesesi vardır. Yahudi kutsal kitabı Tanah'ın ikinci bölümü olan Nevim peygamberler demektir. Yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade eden çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Bunların başında Nebi, Nevi gelir. Nebi, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi Tanrı'dan vahiy alan kimseler için kullanılır. Yahudilikte vahyin en üstün şekli hiçbir aracı olmadan doğrudan Yehova'dan alınan vahidir. Yahudilikte peygamberlik Hz. İbrahimle başlar. Hz. Musa ile zirveye ulaşır ve Malaki ile son bulur. Yahudi inancına göre peygamberler arasında sadece Hazreti Musa vahiy aracısı almıştır. Bu yüzden onun dinde özel bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'de peygamber oldukları haber verilen Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman Yahudilerce peygamber kabul edilmez. Yahudilere göre onlar Yahudi tarihinin iki büyük kralıdır. Yetme etmemize göre hangisi söylenemez diyor. Kur'an adı geçmeyen bazı insanları peygamber olarak kabul etmişlerdir. Peygamberler aldıkları vahiyleri kendi hayatlarında da tatbik etmek zorundadırlar. Hz. İbrahim'den önceki peygamberleri reddederler. İlahi kitap gönderilmiş bazı peygamberler onlar için sadece bir yöneticidir. Hz. Musa'nın Allah katında en değerli peygamber olduğunu inanırlar. Evet, metnimiz göre B şıkkımız. Yani peygamberler aldıkları vahiyleri kendi hayatlarında da tatbik etmek zorundadırlar diye bir ifade yukarıda geçmedi. 5. sorumuz. Aşağıdaktan hangisi beklenen Mesih'in gecikmesi Yahudi üzerindeki etkilerinden biridir? Yahudi anlayışını gözden geçirerek yaşadıkları ülkenin şartlarına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Laik sistemi kabul ederek Avrupa kültürünün herkesin ortak malı olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Siyonist düşünceden vazgeçilerek tüm insanların eşitliğine önem verilmeye başlanmıştır. Kutsanmış kavim anlayışı yerine Yehova'nın takdirini kazanmalarının kutsallığını bırakmıştır. Ahiret inancı zayıflamış, dünya hayatındaki cennet düşüncesi önemli hale gelmiştir. Mesih'in gelmemesi A etkiliyor. Yani Yahudi anlayışı gözden geçiriliyor. Yaşadık ülkenin şartlarına uyum sağlamaya çalışıyorlar. 6. sorumuz bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Hem öğretici mahiyette parçalarımız ve buralardan değişik sorular gelebilir. Sizin için faydası olabilir. Siyonizm kökleri 19. yüzyıla dayanan Filistin'de bir Yahudi devleti kurma amaçlı ortaya çıkan siyasi bir harekettir. Siyonizm siyasi bir harekettir. Siyonizmin birçok çeşidi vardır. Dini ve politik siyonizm en çok bilinenlerdendir. Dini Siyonizm kurtarıcı Mesih beklentisine dayanır. Mesih geldiğinde yeryüzünde Tanrı Krallığı kurulacak ve bütün insanlık tek bir ırka bağlanacaktır. Bazı dini Siyonist gruplar Mesih önderliğinde kurulmadığı için modern İsrail devletini tanımazlar. Politik Siyonizm Theodor Herzl'in başı çektiği bu hareket seküler karakterlidir ve dini hedefleri yoktur. Amaç günümüz politik milliyetçilik anlayışı çerçevesinde Yahudi kimliğini yeniden oluşturmaktır. Politik Siyonistlerin Filistin'de bir Yahudi devleti kurma çabaları 2. Abdülhamid'in karşı koyması önce başarısız oldu. Fakat İngiltere ve Amerika desteğiyle David Ben Gurion tarafından 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulduğu resmen ilan edildi. Evet buradan hangisi söylenmez burada Siyonizm anlatıldı. Mesih Yahudi Yahudilerde fikir ayrılığının tebep sebeplerindendir. İsrail bir devlet olarak tüm Yahudilerce kabul görmektedir. İkinci Abdülhamit İsrail'in kuruluşunu geciktirmiştir. Bazı Avrupa devletleri İsrail'e destek vermişlerdir. Fikirsel ayrılık yaşayan Yahudilerin kutsal kitapları da farklıdır. Tabii ki kutsal kitapları farklı değil. Sadece düşünce farklılıkları vardır. Cevabımız Edirne. Yedinci sorum. Aşağıdakiler hangisi Yahudi dini bayramlardan fısıhın açıklamasıdır? Yahudi takviminde yıl başıdır. Yahudiler yılın ilk gününün herkesin kaderinin bugün de belirlendiğine inanırlar kefaret günüdür. Yahudiler bir yıllık kaderin belirlendiği ve Yom Kippur'un da son şekli verip mühürlendiğine inanırlar. Tevrat'ın hatim etme bayramı. Sinagogdaki Tevrat okumalarının bir yıllık döngüsünün tamamlanmasının kutlandığı bayramdır. Hamursuz bayramı. Mısır'dan çıkışın anısına kutlanır. Bayram öncesinde tüm mayalı ürünler evden çıkarılır ve hafta boyunca tüketilmez. Bugünlerde mayas ekmek matsa yenir. Çardaklar Bayramı. İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra 40 yıl çölde dolaşmalarının anısına kutlanan bir bayramdır. Evet. Fısıh Bayramı sevgili arkadaşlar onlara göre de yani hamursuz bayramıdır. Mısır'dan çıkışın anısına kutluyorlar. Bayram öncesinde tüm mayalı ürünler evden çıkarılıyor ve hafta boyunca tüketilmiyor. Bugünlerde mayasız ekmek dedikleri matsayı yiyorlar. Yahudiler cevabımız denizli. 8. Ağlama duvarının toprak altından gün yüzüne çıkaran kişi aşağıdaki hangisidir? Hazreti Ömer, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülmelik bin Mervan, ikinci Abdülhamit. Yavuz Sultan Selim tarafından ağlama duvarı toprak altından gün yüzüne çıkarılmıştır. Cevabımız Ceyhan. 9. Aşağıdakilerin hangisi Gentile Hristiyanlığının ait özelliklerinden birisi değildir? Cumartesi yasağını yani şabat ihlal etmemek kurtuluş için yegane şarttır. İsa'nın insanlığın günahları için kurban olduğuna iman etmek gereklidir. Bu bakımdan başını, bu akımın başını tar sustu Pavlus çeker. Domuz eti yememe, sünnet olma dinin kesin kurallarından biri sayılmaz. Kurtuluş için Musa şeriatına uymak gerekli değildir. Hangisi? A şıkkı sevgili arkadaşlar. Yani cumartesi ihlal etmeme kurtuluş için yegane şarttır. Bunların değil. 10. sorumuz. Bu özellikler Hristiyanlığın aşağıda verilen dönemlerinden hangisine aittir? 14. yüzyıldan sonra kilisenin ihtiyaçlara cevap verme, veremediği, dini anlamdaki açıklamaların yetersiz kaldığı ve Hristiyanlığın temel öğretilerinden uzaklaşıldığı şeklindeki söylemler etrafında reform hareketlerinin başladığı görülür. Bu usta Martin Luther reform hareketlerinin öncülüğünü yapmıştır. 18. yüzyılda Batı aydınlamasıyla kilise teolojik konularda Bilim ve felsefenin kendine yönettiği sorulara cevap vermekte zorluk yaşamıştır. Sonraki süreçte de misyonerlik, misyonerliğin bir türevi olarak işte gören diyalog ve ekümenlik şeklindeki söylemlerle modern dünyaya varlığını sürdürmektedir. Hristiyanlığın hangi dönemine aittir bu sorumuz? Hz. İsa, Havariler, Konstantin'den Büyük Orta Ortaçağ, Modern. Bu döneme modern dönem deniyor. Cevabımız Edirne. 11. sorumuz. Aşağıdaki hangisi Hristiyanlık inancına ait değildir? İsa Tanrı'dan gelen vahilleri, havarileri yazdırarak diğer insanları tebliğ etmelerini istemiştir. Testisin bir parça olan kutsal ruh, ilahi sevgi insanların kalbine yerleştiren manevi bir güçtür. İçerikleri farklı birçok İncil vardır ve Hristiyanlar ortak bir kutsal kitaba sahip değildirler. Adem ve Havva'nın cennette işlediği günah nedeniyle tüm insanların günahkar olduğunu inanırlar. İsa Tanrı'nın olarak günahları yüklenmiş ve kendi insanlığın kurtuluşu için feda etmiştir hangisi değildir diyor burada A maddemiz. Yani İsa Tanrı'dan gelen vahiyleri, havarileri yazdırarak diğer insanlar tebliğ etmeni istemiştir. Değil İsa'dan sonra havariler yazmışlardır. Ya da değişik din adamları yazmışlardır İncil'leri. Aşağıdakiler hangisi? Yeni ahidin bölümlerinden değildir. Matta, Ketuvim, Resullerin işleri, havarilerin mektupları, 21 mektup, vahiy. Burada sevgili arkadaşlar B maddemiz yani Ketuvim yoktur. Cevap Bursa 12. sorumuzda. 13. sorumuza geldik. Numaralanmış cümlelerde verilen özelliklerden hangileri Katolik Kilisesi'ne aittir? Kendisinin havari Petrus tarafından kurulduğunu ifade eder. Merkez yani papalık makamı Vatikan'dır. Ruhban sınıfına mensup hiçbir kişi evlenemez, kendisinin malı mülkü olamaz. Ritüel ayinler Latince yapılır. Burada sevgili arkadaşlar hangisi aittir diyor. Buradakilerin tamamı onlara aittir. Hem öğretici mahiyette bir soruydu. Cevabımız Edirne. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi evankelik kilisesinin özelliklerinden değildir? Evanjelik öğretileri kabul eden kişi yeniden doğmuştur. Bunun içinde bireysel dindarlık ve dini tecrübe önemlidir. Katoliklerle öğrettiği kutsal kitap, ibadet yeri konularına yakın bir anlayışa sahiptir. Avrupa ve Amerika'daki birçok protestan gruptan oluşur ve Amerika'da en etkili dini gruplardan biridir. Mesih'in geleceğine olan inanç en temel öğreti olup onun gelmesinden önce olacak felaketler dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Misyoner faaliyetleri çok önemli. Yeri çok önem verilir ve bu bağlamda kitli iletişim araçları kullanılır. Burada B maddemiz değil Katoliklerle öğreti, kutsal kitap ibadet yakın anlayışa sahipler, uzak anlayışa sahipler. 15. Hristiyanlığa göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirilmesi anısına kutlanır. Ölümden dirilişin sembolü olarak renkli yumurtaların saklanıp çocukların bulduğu bir etkinlik yapılır. Açıklaması verilen Hristiyanlığa ait bayram soruluyor. Christmas, Noel, Paskalya, Lent, Pentekost. Evet, 15. cevabı da Paskalya bayramı. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirilmesi anlamına Paskalya kutlanıyor. 16. Hristiyanlığa ait aşağıda verilen sakramentlerin açıklamalarından hangisi yanlış yapılmıştır? Vaftiz, bakalım neymiş? Dine giriş ve hasta günahtan kurtuluş için uygulanan suya daldırılma veya hastalık enstitüsü gibi durumlarda su serpilmesiyle yapılır. Evharist. İsa'nın havarilerle yediği son akşam yemeğine ekmek için bu benim etim, şarap içinde bu benim kanım demesiyle başlayan bir ayin. Konfirmasyon kişinin kiliseye kabulü, imanının teyit ve edilerek güçlendirilmesi ve kutsal ruhu inayetini almak için Ortodoks ve Katolikler yapılan ayine denilir. Son hastaya alama. Bir Hristiyan hastalandığında veya ölümü yaklaştığında rahip tarafından okunmuş yağ ile şifa bulması ve günahlarının bağışlanması için vücudunun belirli bölgelerine haç işareti yapılmasıdır. Rahip takdisi ise cennete gidecek kişilerin rahip tarafından tesbih edilmesi ve o kişilere cennette yer temin edilmesidir. Hangisi yanlış diyor sevgili arkadaşlar böyle bir şey olur mu? Rahip takdisi cennetten artı atmıştır ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yoktur. Cennetten yer temin edilmesi diye cevap edinle. 17. parça göre aşağıdakiler hangisi söylenemez. Başlangıçtan günümüze Yahudileri tanımlamak için İbrani, İsrail, İsrailoğulları gibi isimler kullanılır. Musevi terimi Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren, Musevi terimi Türkçe'de Yahudileri ifade etmek için kullanılır sanmıştır. Türkiye'de yaşayan Yahudiler kendilerini Musevi olarak tanımlarlar. Yahudi teriminin kamuoyunda olumsuz bir anlam kazanması nedeniyle bu isimlendirmelerin Yahudiler tarafından tercih edilmiş olması mümkündür. Yahudi imajının olumsuz çağrışmına karşı Hz. Musa'nın dinine bağlı yolunda giden anlamına gelen Musevi terimi kullanılmaya başlanmıştır. Hangisi söylenemez diyordu? Yahudiler tarihte pek çok değişik isimlerle ifade edilmiştir. Musevi kavram bir tepki sonucu ortaya çıkmıştır. Hz. Musa Yahudilerin en önemli peygamberlerindendir. İsrail, Yahudi ve Musevi kavramları aynı kavmi nitelemektedir. Musevilik, Yahudiliğin yenilikçi olan mezheplerindendir. Burada sevgili dostlar, e-maddemiz söylenemez çünkü bununla ilgili bir bilgi yok yukarıda. 18'i çözelim. Aşağıdaki hangisi Yahudi'nin özelliklerinden biri değildir? İslam'daki bağlayıcı bir amentüsü yoktur. Daha çok pratiği öne çıkaran bir dindir. Tevrat'taki on emir pek çok Yahudi din bilgi tarafından Yahudi'nin temel oluşturan prensiplerin özeti kabul edilmiştir. Yahudi olabilmenin ön koşulu on emiri kabul etmek ve uygulamaktır. İnanç esaslarını bugün şekilde tespit eden kişi Yahudi din bilginin Musa Mus bin Meymun'dur. Emir ve mesaklar birer iman esası olmaktan çok pratik hayat yönelik düzenlemelerdir. Hangisi değildir diyordu 18. sorumuzda. Ceyhan sevgili arkadaşlar. Ceyhan Yahudi olabilmenin ön koşulu on emiri kabul etmek değil, Yahudi anne babadan doğmaktır. Cevap. 19. Yahudilikte Tanrı inancına ait bilgilerden hangisi doğrudur? Tanrı bir direşi benzeri bir ortağı yoktur. Tanrı tüm insanların yaratıcı olmakla beraber tüm insanlara eşit olarak rehber, koruyucu ve kurtarıcıdır. Yahudi kutsal kitabının bazı bölümlerinde Tanrı beşeri özelliklerle tasvir edilmektedir. Yehova Tanrı'nın gazap yönünü, Elohim ise rahmet yönünü ifade eder. Hangisi doğrudur diyor. 19. sorumuzda bakalım. Bir Tanrı birdir, eşi ve benzeri yoktur. Doğru. Bir de Yahudi kutsal kitabına bazı bölümlerde Tanrı'ya bazı baş, beşeri özellikler verilmektedir. 1 ve 3 doğru. Cevabımız Adana. 20. sorumuza devam edelim. Yahudi kutsal kitabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yahudi kutsal kit kitap külliyatı yazılı ve şifahi olmak üzere iki kısma ayrılır. Yazılı olana Tanah, şifahi olana ise Talmud denir. Tanah'ın ilk bölümü Tora, Tevrat, dünyanın yaratılışından Hz. Musa'nın vefatına kadar geçen olayları ve Tanrı'nın oğluna verdiği hükümler içerir. Tanah'ın ilk bölümünden olan Tora sırasıyla tekvin, çıkışlar, leviler, sayılar, tesniye kısımlarına oluşur. Yehova'nın yazısı vahiy ve emirlerini yastan Talmud ilahi kitap İncil'i e içine yer almaktadır. Talmud, Mişna, Gemara'nın toplamını ifade eden Mişna, Tanah'ın tefsiri, Gemara ise Mişna'ya yazılan şerh ve açıklamalardan oluşur. Bize yanlış bilgi soruluyordu. Burada Denizli maddemiz yanlış. Yahova'nın yazısı vahiy ve emirlerini yansıtan Talmud ilahi kitap İncil'de in için almaktadır. Zaten yazısız diyor. Böyle bir şey olmaz cevabımız Denizli. 21. sorumuza geldik. Özellikleri verilen Yahudi ekolü aşağıdakilerin hangisidir? 19. yüzyılın başlarında Alman Yahudiler arasında yaygın arasında ortaya çıkmış bir harekettir. Tevrat'ın vahiy mahsulü olduğunu kabul etmezler. Onlara göre Tevrat'ın hükümlerinin pek çoğu artık geçerliliğini yitirmiştir. Mesih kutsal kitaplara, kutsal topraklara dönüş ve mabedin yeniden inşası düşünceleri benimsenmez. Ritüellerin dilinin İbranice olması zorunlu değildir. Yerel dillerde aynı yapılabilir ve vaaz edilebilir. Sinagogda kadın erkek karışık yan yana aynı katılabilir. Kim diyor bunu? Ortodoks Yahudilik, Reformist Yahudilik, Muhafazakar Yahudilik, Protestan Yahudilik, yeniden yapılmacı Yahudilik. Bunu diyenler sevgili arkadaşlar, Reformistlerdir cevabımız Bursa. Yahudiler haftanın kutsal saydıkları gününde hiçbir iş yapmazlar. Yalnızca dinler ve ibadet ederler. Kutsal günü bu şekilde geçirmenin sebebi hangisidir? Yahudi kavminin varoluş tarihinin bugün ile başlamış olmaları. Başlatmış olmaları. Kıyametin bugünle gerçekleşeceği ve insanın son günü olacağını düşünmeleri. Tanrı'nın dünyayı altı günde yaratıp bugünle dinlendiğine inanmaları. Mesih'in bu kutsal günde ölerek insanları kurtardığı inanmaları. Zulümden kurtarılarak Yahya tarafından bugünle kutsandıklarını düşünmeleri. Hangisi? Ceyhan Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Güya bir günde dinlendi diyorlar. 23. Yedi kollu Şam'dan. En eski Yahudi sembolüdür. Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda gördüğü yanan çalıyı temsil eder. Günümüz İsrail Devleti'nin resmi sembollerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı Forsun'da, askeri üniformalarda, pasaportlarında, kapaklarında bunu görüyoruz. Bu parçada açıklanan kavram hangisidir? Davut Yıldız'ı, Menora, Tallit, Kippa, Mezuza. Evet bu hangisi oluyor? Menora oluyor değil mi? 23. sorumuzda cevabımız Bursa. 24. Bu parçaya göre aşağıdakiler hangisi söylenemez. Kudüs'te Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin de içinde bulunduğu ve Müslümanlarca Harem-i Şerif olarak adlandırılan bölgeye Hz. Ömer devrinde küçük bir mescit yapılmıştır. Emeviler döneminde Abdülmelik bin Mervan 691'de muallak taşı üzerinde Kubbetü Sahra'yı inşa ettirmiştir. Onun tarafından yapına başlanan Mescid-i Aksa'ya oğlu Velid tamamlamıştır. Bir ziyaret olarak Kubbetü Sahra'nın aksine Mescid-i Aksa ibadet mahalledir. Bugün Mescid-i Aksa denilince genellikle Emevi halifesi, Abdülmelik'ten Osmanlı Padişahı, Kanun Sultan Süleyman'a kadar pek çok halife ve hükümdar tarafından burada inşa edilen Kubbetü Sahra mezar, türbe, tekke, zaviye, sebil gibi yapıların bulunduğu yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde serpiliştirilmiş binalar külliyesi anlaşılmaktadır. Şu anda İsrail'in işgali altında yer alan bölgeyi bahsediyor. Hangi söylenmez? mescid Aksa Kubbetü Sahra'yı da içine alan yapıların bulunduğu bir külliyedir. Yahudilerce kutsal sayılan ağlama duvarı Süleyman Mabedi'nin bir duvarıdır. Mescid-i Aksa'nın tamamlanmışı farklı dönem hükümdarların inşallah olmuştur. Harim-i Şerif Mescid-i Aksa içinde bulunan Müslüman önemli bir ibadet yeridir. Bir ziyaret yolu olan Kubbe-i Sahra'nın yapılmasına Müslümanlar vesile olmuştur. Burada Bursa şıkkımız yukarıda alakalı değildir. Şimdi bir metnimiz var. Hristiyanlar dinlerinin kurucusu olarak Hazreti İsa'ya işaret etseler de Burada referans aldıkları şahıs tarihsel İsa'dan daha çok tanrısal İsa olarak adlandırılan tarih üstü ve muzevi bir kimliğe sahip olan kişiliktir. Zira gerçek İsa Hz. Musa şeriatına sadık bir kişi olarak yaşamışken tanrısal kişiliğe sahip olduğunu iddia edilen inancın İsa'sı ise Musa'nın şeriatını kaldıran bir kişiliğe ve tanrısal özelliğe bürünmüştür diyor. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Hristiyanlar Hz. İsa'nın dindeki konumuna dair mezheplere bölünmüşlerdir. Hazreti Musa Hz. Adem'den bu yana devam eden tevhid inancını sürdürmüştür. Hristiyanları Yahudilerden ayıran en önemli fark Hz İsa'nın tanrılaştırılmasıdır. Hz İsa'nın babası dünyaya gelmesi onun tanrılaştırılmasındaki en önemli faktör olmuştur. Gerçek İsa ile Hristiyan inandık İsa farklı karakterleri yansıtmaktadır. Evet en doğru cevap Edirne. Gerçek İsa ile Tanrı İsa arasında fark vardır. 26. Aşağıdakiler hangisi Çağ Hristiyanlık dönemi özelliklerinden değildir? Papalık makamıyla imparatorluk birleş imparatorluklar birleşerek kilise devlet bütünleşmesi meydana gelmiştir. İmparator 3. Leon kiliselerde bulunan aziz ve şehitlerin suretlerinin yani ikonların kırılmasını emretmiş ve bu olay dönemin, cid dönemin ciddi problemlerinden olmuştur. Kilisenin çok fazla dünyevileşmene karşı Fransizken, Dominiken gibi tarikatlar kurulmuştur. Katolik ve Ortodok kiliseler birbirine aforoz kafir ilan etmişlerdir. İsa'nın tanrı olmadığını söyleyen Arius ile İsa'nın tanrılığını savunan Atanasius'un görüşleri karşı karşıya gelmiş ve İznik konsilinde Atanüs'ün görüşü kabul edilmiştir. Burada E maddemiz onların özelliklerinden, o dönem özelliklerinden sayılmıyor. 27. sorumuz Hristiyanlıktaki testis inancı İslamiyet'in aşağıda verilen inançlardan hangisine ters düşmektedir? Yani baba Oğuz kutsal ruh aç işaretiyle belirtilen. Allah ahiret gününe iman, kader ve kazaya iman, meleklere iman, Allah'a iman, kitaplara iman. Evet, bu da sevgili arkadaşlar Allah'ın varlığı, birliği, tevhid ilkesine tesis terstir. Hristiyan kutsal kitabının bütününe kitabı mukaddes denir. Kitabı mukaddesin hem Yahudiler hem de Hristiyanlarca kutsal kabul eden külliyatına eski ahit yalnızca Hristiyanlarca kabul eden bölümüne ise yeni ahit denir. Eski ahitin Yahudi kutsal kitabındaki karşılığı hangisidir? Talmud, Tanah, Mişna, mağara Nevim. Yukarıda da geçmişti. Hangisiydi bu? Tanahtı. Cevap Bursa. 29'u çözelim. Katolik ve Ortodoksların birbirine aforoz yani kafir ilan ederek tamamen ayrılmalarına neden olan olay aşağıdakilerin hangisidir? Kutsal ruhun neyden çıktığı, sudur etti hususu, İncil'in İsa'ya vahiy yola gönderilmesi meselesi, Hz. Musa'nın öğretilen devam ettirilmesinin gerekliliği, Hristiyan kavminin korunmuşluğu anlayışı, İsa'nın tanrımı yoksa bir peygamber mi olduğu anlayışı elbette kutsal ruhun meydana neyden çıktığı anlayışından dolayı birbirlerini kafir ilan etmişler. 30. Protestanlık, Katolik Kilisesi'nin bazı uygulamalarının protesto edilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Martin Luther öncülüğünde başlayan bir reform hareketleri Hristiyanlık açısından önemli sonuçlar neden olmuştur. Aşağıdaki hangisi protestanların Katoliklerde eleştirdiği uygulamadan birisi değildir. Papalık ve ruhban sınıfının dini yetkilerinin dışına çıkıp siyasallaşması, papanın asla yanılmaz olarak her söylediği doğru kabul edilmesi, cennetten arsa satılabileceği ve alınabileceği düşünceleri, kişinin sadece kutsal kitabı, iman ve lütuf aracılığıyla kurtulabileceği e, düşüncesi, ruhban sınıfının dünyevi amaçlar peşinde koşarak halkın inançtan istismar etmesi. Evet, 30. sorumuzda da cevabımız Denizli eleştirdiği hususlardan birisi değil. 31'i çözelim. Hristiyanlık ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ruhba sınıfına ait olan ve olmayan kişilerin günlük ve ayinleri farklıdır. Hz. İsa'nın Yahya tarafından bir nehre bırak baktırılarak vahs edildiğine inanırlar. Kiliselerin yapı itibariyle büyük olanlarına katedral, daha küçük olanlara ise şapel denir. En önemli haftalık ayin pazar günü kilisede beraberce yapılır. Hz. İsa'nın cumartesi günü çarmıha gelip pazar günü dirildiğine inanırlar. Burada da cevabımız Edirne sevgili arkadaşlar 31. sorumuzda. 32. sorumuz ve son sorumuzu çözerek dersimizi bitireceğiz inşallah. Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın doğduğu kabul edilen Beytül Beytullahim Betlehem aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? İstanbul, Ürdün, Kudüs, Selçuk, Yemen. Evet bu da nedir? Kudüs'tür. Evet sevgili arkadaşlar öğretim mahiyette sizlere 32 tane soru ünitemizin tamamının özeti mahiyetinde oldu. İnşallah faydasını görürsünüz. Kanalımızda ayrıca konularımızın anlatımlarını ve ünite değerlendirme sorularımızın cevaplarını bulup izleyebilirsiniz diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.